Türkiye'nin savunma sanayisindeki milli adımlarının en yenisi TUSAŞ Hürjet bu sefer gökyüzünde iz bıraktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu jet ses hızını aşarak ülkemiz için büyük bir başarıya imza attı. Ancak bu tarihi uçuşun hemen ertesi günü Ankara'da TUSAŞ'a yönelik haince bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine ve savunma sanayisindeki gelişmelerine yönelik karanlık bir girişim olarak kayda geçti. Gelin Hürjet'in başarı hikayesini ve bu hain saldırının ardındaki motivasyonları birlikte keşfedelim. TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi yani TUSAŞ tarafından Türkiye'nin ilk yerli jet, eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak tasarlanmıştır. Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefi doğrultusunda geliştirilen Hürjet, eğitim jetlerine duyulan ihtiyacı karşılamakla kalmayıp yakın hava desteği, ve keşif görevlerinde de kullanılmak üzere çok yönlü olacak şekilde dizayn edilmiştir. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti ve çok amaçlı özellikleri onu esnek ve etkili bir seçenek haline getirmektedir. Hürjet'in geliştirme süreci 2017'de TUSAŞ tarafından başlatıldı. Bu süreçte uçağın temel amacı eğitim jetlerini modernize etmek ve ileri pilotaj eğitimine uygun bir platform sunmaktı. Ayrıca küresel pazarda da rekabetçi olması hedeflendi. Çok rollü olacak şekilde tasarlanan Hürjet, güvenli eğitim ve savaş koşullarına uygunluk sağlamayı amaçlıyor. Tek motorlu yapısıyla güvenilir ve ekonomik olan uçak, General Electric F404 motoruyla donatılmış olup ileride yerli motor seçenekleri de değerlendirilmektedir. Özellikler ve performans. Hürjet yüksek irtifalarda Geniş bir hız aralığında stabil uçuş sağlayacak şekilde tasarlandı ve maksimum 1.4 Mach hıza ulaşma imkanına sahip. Hem eğitim hem de taarruz görevleri için uyarlanabilen jet, çeşitli silah sistemleriyle donatılabiliyor. Pilotların manevra kabiliyeti yüksek bir uçakta rahatlıkla görev yapabilmesi için kokpit ergonomisine de büyük özen gösterildi. Modern radar ve elektronik harp sistemleriyle donatılan Hürjet Eğitim varyantında daha az silah kapasitesi sunarken taarruz versiyonunda hava-hava ve hava-yer mühimmatları taşıyabiliyor. Kullanım alanları ve operasyonel esneklik. Hürjet eğitim jetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm görev profillerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Hava kuvvetlerine ileri pilot eğitimi sunarken gerektiğinde hafif taarruz görevlerini de üstlenebilir. T-38 jetlerinin yerini alması planlanan uçak, modern savaş uçağı teknolojilerinin pilotlara aktarılması için mükemmel bir platform sunar. Ayrıca akrobasi kabiliyeti sayesinde Türk Yıldızları gibi ekiplerin de kullanımı için uygundur ve bu yönüyle savunma sanayiinde önemli bir prestij kaynağı olarak öne çıkmaktadır. İhracat potansiyeli ve gelecek planları. Hürjet yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp uluslararası pazara da hitap etmeyi hedefliyor. Eğitim ve hafif taarruz uçaklarına olan global talep göz önünde bulundurulduğunda, Hürjet'in rekabetçi bir ürün olarak uluslararası alanda yer edinmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin stratejik bağımsızlığını desteklemek için geliştirilen bu jet, deniz platformlarına inip kalkabilen varyantlarıyla ilerleyen dönemde uçak gemisi gibi deniz kuvveti unsurlarında kullanılabilecek Böylece Türkiye'nin deniz gücünü de artırabilecek. Sonuç Tusaş Hürjet, Türk mühendisliğiyle geliştirilen bir jet olarak Türkiye'nin askeri eğitim ve taarruz jet ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunar. Gelişmiş sistemleri, esnek kullanımı ve yüksek performansıyla Hürjet hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de ihracat potansiyeli açısından büyük bir kazanım olacaktır.